Kaçmaz Tarih kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Antik Mısır Tarihi serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son 6. dönem hanedanlığı bitmişti ve 1. ara döneme girilmişti. Bu 1. ara dönemden yeni krallık dönemine kadar, yani 18. hanedanlığın sonuna kadar işleyeceğiz Antik Mısır'ı. Dilerseniz videomuza başlayalım. Birinci ara dönemin olayları. Eski krallık döneminin hanedanları, firavunları ekonomik sıkıntılar ile baş edemez olmuş, üstelik Nomark adındaki kent valilerinin krallığa baş kaldırması sonucu M.Ö. 2200, M.Ö. 2150 yılları arasındaki kuraklık hanedanlığı yoksulluk içine itmiş ve birinci ara döneme girilmiştir. Bu ara dönemde Nomarkların, yani Mısır'daki şehir yöneticilerinin firavunlara karşı durmaları ve diğer Nomarkların birbirleriyle de savaşmaları krallığı ikiye böler. Bundan sonra birçok yönetici Mısır'a gelmiştir. M.Ö. 2160 yılında Teb kentinde İntef hanedanlığı Yukarı Mısır'ı egemenliği altına aldı. Aşağı Mısır ise Heraklopolis'in egemenliğine girdi. Bu ayrılık M.Ö. 2055 yılına kadar devam etmiştir. Arkadaşlar, krallığın ikiye bölünmesi yukarı ile aşağı Mısır ile yukarı ile aşağı Mısır'ın bölünmesiyle sonuçlanıyor. Hatırlarsanız bu önceden de olmuştu. İlk firavun Narmer'in aşağı ile yukarı Mısır'ı birleştirmesiyle bu dönem sonmuş bulmuştu, fakat tekrar başladı kuraklık ve şeylik nedeniyle. Nomark isyanlarının nedeniyle. 7. Hanedanlık dönemi Antik Mısır. Araştırmacılara göre 7. Hanedanlıktan 10. Hanedanlık dönemine kadar çok az tarihi kayıt bilinmektedir. Sadece yöneticilerin isimleri bilinir. Bu yöneticiler de Teb kentinin, Teb yani Mısır'ın ana merkezinin aşağı ile yukarı Mısır birleşmediği için şu an Mısır firavunları Teb'i kullanıyor. Teb prensipleri olarak hüküm sürüyorlar. Bu yöneticiler bir Nomark ya da Firavun olabilir. Yani ya Firavundur ya da bir Nomark başa geçmiştir. Bunu bilemeyiz. Bu dönem 9. Hanedanlık dönemine kadar fazla bir kayıt bilinmemekte. O yüzden sadece Firavunların isimlerini koydum buraya. Siz buradan zaten okuyarak onların isimlerini öğrenebilirsiniz. Çok bir önemli bir dönem değil çünkü Mısır için o dönem. 10. Hanedanlık dönemi Antik Mısır yöneticileri. 11. Hanedanlık dönemi İntef Hanedanlığı. 1. İntef M.Ö. 2134, M.Ö. 2117, 11. Hanedanlığın Teb'deki Mısır yöneticisidir. 2. İntef M.Ö. 217, 2117 M.Ö. 2069, 3. İntef ise M.Ö. 2069, M.Ö. 2060 yılları arasında hüküm sürmüştür. Teb prensliğinde ortaya çıkan II. Mentuhotep, 1. Mentuhotep'in oğlu 2. Mentuhotep, Heraklopolis hanedanını savaşla yendi ve iki krallığı egemenliği altında birleştirdi. Ve 11. hanedanlık devam etti. Orta krallık dönemi başladı. Ve aşağı ile yukarı Mısır 2. Mentuhotep döneminde birleşmiştir. Orta krallık dönemi 11. hanedanlığın devamı. 1. Firavun Mentuhotep M.Ö. 2055, M.Ö. 2004 Mentuhotep, 2. Mentuhotep'ten önceki firavundur, babasıdır. 2. Mentuhotep M.Ö. 2004, M.Ö. 2992 1992 pardon. Ve 3. Firavun 3. Mentuhotep M.Ö. 1992, M.Ö. 1987 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir. Ve 11. Hanedanlık dönemi kapanıp 12. Hanedanlık dönemi başlamıştır. Bu dönemlerde ilk kez köle ticareti yapılmaya başlandı. 1. Firavun Amenemhat,
milattan önce 1987 milattan önce 1962 yılları arasında hüküm sürmüştür. Amon tapınağı yaptırmıştır. Suikastla öldürülmüştür. Birinci Senusret milattan önce 1987 milattan önce 1926. Üçüncü Firavun, ikinci Amenemhat milattan önce 1926 milattan önce 1877 yılları arasında hüküm sürmüştür. Önemli olan 12. hanedanlık döneminde önemli olan 3. Amenemhat dönemidir. 3. Amenemhat döneminde Suriye'den göç eden Asyalı göçebeler Mısır'a kabul edilmiştir. Barınmalarına izin verilmiştir Mısır'da. Kraliçe 4. Amenemhat ve Kraliçe Sobekneferu yani kız kardeşi Amenemhat'ın kız kardeşi Sobekneferu dönemiyle de 12. hanedanlık dönemi kapanmıştır. Şimdi 3. Amenemhat'ın Mısır'a kabul ettiği bu göçebe halkın ileride Mısır'ın kaderini nasıl değiştirdiğini göreceğiz şimdi. 2. Ara döneme giriş yapıldı. Bu Asyalı göçebe toplulukların alınmasıyla. 2. Ara dönem ve Hiksoslar. Hiksos toplumu Hint-Avrupa kökenli bir topluluktur. 12. Hanedanlık döneminden sonra 5 hanedanlık dönemini kapsayan Hiksoslar dönemi, yani 12. hanedanlıktan 17. hanedanlığa kadar, 18. hanedanlığa kadar kapsayan Hiksoslar dönemi, 3. Amenemhat'ın Mısır'a kabul ettiği Asyalı göçerlerin Mısır'a yerleşmesiyle başlamıştır. Yani Asyalı göçerler ileride Hiksoslar olarak Mısır'ın başına bela olacaklardı. Bu süreçte Mısır egemenliğini ele geçiren Hiksoslar, yani bu 5 hanedanlık sürecinde Mısır'da iyice söz sahibi olmaya başladılar Hiksoslar. Mısır egemenliğini ele geçiren Hiksoslar, yani kuzeyde Avaris kentine yerleşerek bir hakimiyet kurmuşlardır artık. Mısırlılar için bir tehdit haline geldi. Fakat Hiksoslar, yani bu Asyalı göçerler, Mısır kültürüne asimile olmuşlardı ve kendi yöneticilerine Firavun diyorlardı. Mısırlılar gibi giyiniyorlardı fakat bunlar Mısırlılar için yeterli bir sebep olmadı. Fakat Hiksoslar aynı zamanda Mısır kültürüne ve Mısırlılara savaş arabalarını, tunç silahlarını ve süvari savaşını Mısır'a getirmişlerdir. Yani Mısırlılar onlardan öğrenmiştir, onlardan görmüştür. Hatta öyle ki Hiksoslar bir Hiksoslu ata bindiği zaman Mısırlılar onları dört bacaklı canavar zannetmişlerdir. Yani o kadar da teknolojide biraz geri bir toplum şu an Mısır, Hiksoslar karşısında. Hiksoslar öyle ki önceden Mezopotamya'daki Babil kralı Hammurabi'nin kuvvetlerini bile sarsabilmiştir. Hititler ise Anadolu'da kalarak bu savaşçı kavimle savaşmak istememişlerdir. Hiksoslar Hint-Avrupa kökenli bir kabiledir, kavimdir. Anadolu'dan Suriye'ye göçerek, oradan da Mısır'a göçerek Mısır kentine yerleşmişlerdir Hiksoslar. Yani Hiksoslar dönemi böyle başlıyor. Hiksosların sonu. Avaris kentine yerleşen Hiksoslar ancak M.Ö. 1555'te Sekenenre Tao ikinci Sekenenre Tao ve Kamoze'nin Nibiyelileri yenmesi ve Teb'deki Mısırlıların yeni önderi Ahmose'nin Hiksoslara saldırarak yenilgiye uğratmasıyla Mısır topraklarından def edilirler. Ahmose Kamoze'nin kardeşidir. Kamoze güneydeki Nibiyelilere uğraşırken Ahmose de Teb prensliklerinin önderliğinde güneydeki Teb prensliklerinin önderliğiyle Hiksoslara karşı savaşmış, onları bir tehdit olarak gördükleri için, bu yeni göçebe kabime alışamadıkları için onlara saldırmışlar ve Mısır topraklarından def etmişlerdir. Detaya inersek Ahmose, Avaris ve Sahauren'i fethederek Hiksosları yenip onları Filistin'e kadar takip etmiştir. Hiksos yöneticileri
tarihte çoban krallar olarak adlandırılmışlardır. Çünkü kendi yöneticileri vardır ve Mısır'da kısa süre içinde, yani kısa süre değil de belli bir zaman içerisinde, 5 hanedanlık döneminde geçen zaman içerisinde Mısır'da iyice söz sahibi olmaya başlamışlardı. Bu yüzden artık kral otoritesine ulaşabilmişlerdi. Kamozi ile Ahmose'nin kardeş olduğu bilinir. Hiksosların kovulması ile 2. Ara dönem son bulur. Yeni krallık dönemi başlar. Böylece 17. hanedanlık dönemi biter. Ahmose ile birlikte 18. hanedanlık dönemi başlar. Hiksos yöneticileri sırasıyla 1. yönetici Hiyan, 2. firavun Apophis, 1. Apophis, 3. firavun 2. Apophis, 4. firavun Aboserebe ve 5. firavun 3. Apophis olarak yer alıyorlar. Hiksosların o zamanki başkenti Avaris'ti. Hiksoslar Mısırlılardan kaçarken geride birçok süs eşyası da bırakmışlardır. Tep prensliklerini birleştiren Ahmose onları kovmuştur. Yani önceki konu, yani daha demin bahsettiğimiz konuda M.Ö. 1555'te yeni krallık dönemi başlamıştır. Hiksosların kovulmasıyla. Ahmose dönemi. Ahmose dönemindeki diğer seferler ise, Hiksosların kovulmasından sonraki seferler ise Kenan'daki şehirleri yağmalamasıdır. Ardından Ata adında Nübiyeli bir isyancının birliğini yenmiş, Tetian adlı diğer isyancı lideri de bertaraf ederek güneydeki Nübiye bölgesini topraklarına katmıştır. Ahmose liman kentleri kurup deniz ticaretine de önem vermiştir. 18. hanedanın diğer firavunları, 2. firavun yani Ahmose'den sonraki firavun, Mısır birleştiren kraldır bu arada Ahmose. Tekrardan birleştiren kraldır. 1. Amenhotep M.Ö. 1525 M.Ö. 1504 yılları arasında hüküm sürmüştür. 3. firavun 1. Tutmosis M.Ö. 1504 M.Ö. 1492 yılları arasında sürmüştür. Bu firavunun döneminde Kuzey Suriye'de var olan antik Mitanni krallığı bulunuyordu. 1. Tutmosis bu krallığı kendisine tehdit görüp Mitanni krallığı Suriye ve Filistin'e bir dizi sefer düzenlemiştir. Askeri sefer düzenlemiştir. Son ilerlediği noktaya bir sınır taşı diktirmiştir. 18. hanedanlığın devamı. 4. firavun 2. Tutmosis M.Ö. 1492 M.Ö. 1479. Bu kuzeye çıkması 1. Tutmosis döneminde ilk kez Mısırlılar bu kadar kuzeye çıkmıştır. Doğuya giderek. Ve aynı zamanda bundan sonraki 1. Tutmosis'ten sonraki firavunlar artık doğuya sefer yapmakta pek uğraşmamışlardır. 5. firavun kraliçe Hatshepsut M.Ö. 1479 M.Ö. 1458 yılları arasında hüküm sürmüştür. 6. firavun 3. Tutmosis M.Ö. 1458 M.Ö. 1425 yıllar arasında hüküm sürmüştür. Ta ki bu doğu seferlerinin son bulması ta ki 3. Tutmosis dönemine kadar sürmüştür. Büyük dedesi 1. Tutmosis'in yaptığı Kuzey Suriye'deki seferleri devam ettirmiştir. Ordusuyla Kuzey Suriye'ye çıkıp Megiddo şehrini kuşatır. M.Ö. 1457'de Kadeş Krallığı'na bağlı bu şehir kuşatılınca Suriye'deki diğer kent krallıkları Firavun'a karşı bir birlik olur. Megiddo Muharebesi M.Ö. 1457. M.Ö. 1457 yılında Megiddo şehri Firavun 3. Tutmosis tarafından kuşatılır. Şehir 7 ay boyunca süren efsanevi muhasaradan sonra düşer. Bu savaşın büyüklüğüne tanık olan din adamları dünyanın ilk büyük savaşının burada olduğunu ve dünyanın son savaşının burada olacağını söylerler.
Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki Armageddon Muharebesi, Osmanlılar ile İngilizler arasında geçen. Bu savaşın Mısırlılar tarafından kazanılmasının ardından 3. Tutmosis'i Kuzey Suriye Krallıklarına tam 17 sefer yaparak, bu şimdi sayıya bakmayın ama neredeyse Gazneli Mahmut'un Hindistan'a yaptığı 17 sefer gibi düşünün. Çünkü askeri birlikler o zaman, yani birbirleriyle çok fazla farkları yok o zamanlar. Tam 17 sefer yaparak Suriye'deki krallıklara, bölgeye hakim olur. Dedesi 1. Tutmosis'in yaptığı seferleri devam ettiren 3. Tutmosis, Suriye'ye ve Mitanni sınırlarına ulaşır. Mitanni kralını savaşta yener. Dedesinin koyduğu sınır taşını görür ve kendi siteli obeliski inşa ettirir. Yani bu sınır taşını hemen yanına inşa ettirmiştir. Yani 3. Tutmosis döneminde anlıyoruz ki Mısırlılar artık genişleme politikası izlemiş. 1. Tutmosis ve 3. Tutmosis dönemlerinde artık yeni krallıklarla savaşmışlar. Önceki videolarımda gördüğünüz gibi Nübiye kabileleri, güneydeki Nübiye kabileleri ve Kenanlı göçebe kabileler arasında savaşlar oluyordu. Artık şimdi Mısır yeni kültürlerle karşılaşarak tarihin yolunda ilerliyor. Megiddo şehri bu şekilde fethediliyor Mısırlılar tarafından. Yani Mısırlılar galip geliyor. 18. Hanedanlık dönemi süreci, 7. Firavun, yani 3. Tutmosis'ten sonraki Firavun, 7. Firavun, 2. Amenhotep, milattan önce 1427, milattan önce 1400 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu dönemde Asyalı prenslere örnek vermek için asi bir Asya prensinin cesedini şehir duvarına astı. Mitanni gerilimi sonucunda iki devlet ittifak kurdular. Mitanni, Babil ve Hitit devletlerinden hediyeler almıştır. 8. Firavun, 4. Tutmosis, M.Ö. 1400, M.Ö. 1390 yılları arasında hüküm sürmüştür. Ek olarak Karnak'ta bir peristil salonu inşa ettirmiştir. 9. Firavun, 3. Amenhotep, M.Ö. 1390, M.Ö. 1350 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu Firavun döneminde Mısır önceden görülmemiş bir refah ve sanat ihtişamı yaşamıştır. Babil kralı Kadaşman Enlil'in kızı ile evlenmiştir Mısır firavunu. Mitanni kralı Şuddarnan'ın kızı Gilukhepa'yı haremine almıştır. 3. Amenhotep'in mumyası 18. ve 20. hanedanlık firavunların mezarlarının olduğu yer Krallar Vadisi'ndedir. 3. Amenhotep'ten sonra gelen Firavun, 10. Firavun, Akeneton, yani 4. Amenhotep. Milattan önce 1350, milattan önce 1336 yılları arasında hüküm sürmüştür. Diğer Mısır tanrılarını, yani bu Firavun dönemi önemlidir. Neden önemlidir? Önceki Firavunları gördüğünüz gibi askeri başarılar elde ettiler. Şimdi bu Firavun döneminde bir reform gerçekleşiyor. Bu reform diğer Mısır tanrılarını reddetip tek tanrının gökte olduğunu ve isminin Aton olduğunu söylemiştir. Yani bu Atonizm inancıdır. Akeneton reformu, Akeneton devrinde Atenizm dinini yaymış ve Antik Mısır'ın çok tanrılı dinini gölgelemeye çalışmıştır. Akeneton'un bu reformları Mısırlı rahipler tarafından hoş karşılanmamıştır. Çünkü kendilerini yayamıyorlar. Akeneton firavun olduğu için, yani geleneksel Antik Mısır dinini yayamıyorlar Akeneton'un yeni reformundan sonra. Akeneton M.Ö. 1336'da öldüğü zaman sadece karısı Nefertiti'den olan kız çocukları vardı. Bu yüzden tahta kızının kocası Smenkhkare geçmiştir. Akeneton'un ölümünden sonra 20 yıllık bu dini tek tanrılı reform sürecinden sonra
artık tekrardan Mısır halkı inananlara, Akhenaton'un dinine inananlara zulmederek tekrardan Antik Mısır, geleneksel Antik Mısır dinini daha ön plana çıkarmayı başarabilmişlerdir Mısırlı rahipler. 18. Hanedanlık dönemi sonu ve Tutankamun devri. Akhenaton'dan sonra 11. Firavun Smenkhkare Firavun olmuştur. Bu Firavun 1 ila 2 yıl arası hüküm sürmüştür. Yani Firavun olmak istememişti. Milattan önce 1335, 1336 veya 1334 yılları arasında tahta kaldığı söyleniyor. Bu Firavun olmak istememe olayından dolayı Mısır'da öncül bir lider olan Tutankamun tahta geçmiştir. 12. Firavun Tutankamun M.Ö. 1336, M.Ö. 1327 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu Firavun'un veziri Ay adında bir Mısır soylusuydu. Bu vezir Akhenaton'a vezirlik yapmıştı. Tutankamun efsanesi şöyle aktarılır. Howard Carter adında bir Mısır bilimci Tutankamun'un mezarını bulur. Sonralarında lanetlendiği öne sürülüp fakirlik içinde ölür ve cenazesine sadece karısı katılmıştır. Kazı işlemini başlatan Mısır bilimci de ölür. Böyle bir efsane tanın. Yani Tutankamun'un mezarına yaklaşan Mısır bilimcilerin ateşi, yoğun ateşe yakalandığı söyleniyor. Bu da Tutankamun'u daha da efsaneleştiren bir olaydır. Tutankamun'dan sonra veziri Ay Mısır tahtına geçmiştir. 13. Firavun olarak 18. Hanedanlık döneminde. Milattan önce 1327, milattan önce 1323 yılları arasında hüküm sürmüştür. Firavun Tutankamun öldükten sonra veziri Ay Mısır tahtına geçti. Döneminde Tutankamun'un askeri generali Horemheb askeri darbe başlattı ve 3 yıl içerisinde Firavun Ay'ı indirerek kendisini Firavun ilan etti. Yani Ay'ın dönemi çok kısa sürüyor anladığınız kadarıyla. 14. Firavun Horemheb M.Ö. 1323, M.Ö. 1295 yılları arasında hüküm sürmüştür. Askeri darbe ile Firavun Ay'ı yenilgiye uğratan Horemheb yönetimi ele geçirip 8 ila 9 yıl hüküm sürmüştür. Horemheb'den sonra 18. Hanedanlık dönemi sona ermiştir ve 19. Hanedanlık dönemi başlamıştır. Bu 18. Hanedanlık dönemi bittikten sonra artık yavaştan Kadeş Savaşı'na doğru yaklaşıyoruz. Bu videodan sonraki konu o olacak. Antik Mısır tarihinin ikinci videosunu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.